Merhaba teyze. Anlatamıyorum ki eniştene Demir. İskenderun'a gitmeye kesin kararlı. Doktor uygun bulmuyor ama. Dinleyen kim? Hamit beyleri arayıp her şeyi çoktan ayarlamış bile. Demir. Galiba Hamit beyler Melek'i oğullarına istiyor. Ne demek oğullarına istiyorlar teyze? Melek benim gözümde hala çocuk, sakın öyle bir şey kalkışmayın. Yanlış anladın Demir. Bu eniştenin hevesi sadece. Memleketine dönmek için bahanesini bulmuş oldu. Bana sorarsan İstanbul'da ölmek istemiyor. Toprağına dönmek için hayırlı bir vesile yaratmış oldu böylece. Her neyse, sen neredesin şimdi? Nerede miyim? Galiba yakında bana devredilecek olan İhsan Bey'in çiftliğinin önünden geçiyorum. Kozcuoğulları çiftliğini sana mı devrediyor? Bütün senetler bende. İstediğim an çiftlik benim olabilir. Demir, neden dinlemiyorsun beni? Çok geç olmadan o şehirden ayrılmanı istiyorum. Çok huzursuzum, anlamıyor musun? Atacağın adımları dikkatli düşünmen lazım. Lütfen en kısa sürede buluşalım. Bunları etraflıca konuşmamız lazım. Tamam teyze. Abimle mi konuşuyordun? Ne diyor, iyi haberler var mıymış? Teyze, neyin var? Enişten bugün yatağından hiç çıkamadı. Endişeleniyorum. Sana söyleyeceğim önemli şeyler var Melek. İskenderun'a gidiyoruz. Hamit beylerde kalacağız. Olur, benim için fark etmez. Ama seni ilgilendiren yanı başka. Hamit Bey'in oğlu İbrahim sana talip. Ne diyorsun bu işe? Nereden çıktı ya teyze şimdi? Ne bileyim, ben İbrahim'i son gördüğümde 10 yaşındaydı. Çocukluk arkadaşıyız biz. Çocuk seni hala unutamamış demek ki. Bilmiyorum ki. Enişten yeniden bir görürseniz iyi olur diye düşündü herhalde. Görüşürüz tabii. Mahmut eniştem de hasta, onu kırmak istemem. İyi bir aile, iyi yetişmiş bir delikanlı. Bir bakman istiyor sadece. Bak, senin istemediğin bir şey asla olmaz. O güzel yüzün hep gülmeli. Eniştenin, abinin, benim, üçümüzün de göz bebeğisin sen. Benim damadı görüyor musun son günlerde neler yapıyor? Yazıktır sen? İhsan Bey'e. Tefeciye avuç açacak hale gelmiş yahu. Cemal Ağa kolay parayı gördü mü? Ne hatır kalır ne de tefeciye düşmüş damat. Ancel değil mi o? Doğru ya, bugün onun isim günü. Gidip bir kutlayalım. Yaş günü desene şuna be. Hazırladın mı bizim hediyeyi? Benim olana verdim. Cemal Ağa ısmarladı. En alasından yapsın diye de tembihledim. Ölçü vermeye gelsin ama unutmasın. Çeksin kiliseden. Dükkana gönderirim onu, tamam mı? Tamam Cemal Ağa, merak etme. İki çay daha gönder bize. Taksit yaptığı iyi oldu. Babana söylemeye mi kızım? Tabak çanak işte anneciğim, babam merak etmez ki bunları. Tamam. Anne, biraz şuraya bakalım mı? Aa anne bak, şu güzelmiş. Hangisi? Şu arkadaki. İkinci mi ortada? Hı. Yanındaki de güzel. İyi günler Neriman Hanım. Sana da çocuğum. Babanız geleceğinizi söylemişti. Sizden ölçü alacaktık. Biraz beklerseniz çırak atölyeden getirsin. Buyurun içeri. Aa, ay ne oluyor babama? Böyle incelikler yapmazdı hiç. Adam bu yaştan sonra değişiyor mu ne? Yürü hadi. İsminle bin yaşa Anjel. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ölçün lazımmış. Kuyumcuya bir uğrayalım. Ne zahmet ettin Cemal Ağa? Teşekkür ederim. Beğenecek misin bakalım ha? Pırlantaları iri iri çok güzel. Hı? Allah Allah, A harfi var üstünde. Babam bana niye böyle bir yüzük yaptırsın ki? Acaba yanlış yüzüğümü getirdiniz? Yo yo, buydu, yanlışımız yok. Ceylan, Defne, Gonca, Asi. Asi için mi bu? Olabilir. Yok canım, Asi'nin doğum gününe daha çok var. Dedem bu, pek kafası karışmaz ama. Affedersiniz Neriman Hanım, yanlış yüzük gelmiş, alayım ben onu. Dursun çocuğum, babama soralım. Siz bana verin, biraz daha parlatayım. Ay, bu çıkmıyor ki çocuğum. Ben yardım edeyim. Ay,
Dur, çıkmıyor, bırak istersen. Bu halde yüzük mü verilir? Acıdı ama parmağım. Dur çocuğum, ne çekiştiriyorsun? Aa. Yerim adam. Ne yapıyorsunuz burada bakalım? Yüzük yaptırmışsınız, hayırlı olsun. Hadi kızım, işimiz gücümüz var, gidelim. Neriman, Neriman az dur hele. Kusura bakma Cemal ağa, ben sandım ki, yani bilseydim, hata ettim. Kerim'in defnesi işte bu. Güzelmiş. Kerim abi de yakışıklı. Orada neye vurulduğu anlaşıldı. Bakın. Ben çok beğendim teyze. Sen nasıl buldun? Güzel tabii. Ama kimmiş bakalım? Kimilerdenmiş? Demir'le Kerim'in yan çiftlikten komşularının kızı. Ya neydi babasının adı? Hay Allah, unuttum. Ama köklü bir aileymişler. Kerim'in gönlü kelebek gibi. Ondan ona konar durur. Ciddiye almamak lazım. Yo, bu kez öyle değil bence. Abim hiç bu kadar heyecanı görmemiştim. Demek ki aşık olmuş. Sahi Demir nasılmış? Görüşüyorsunuzdur. Demir gayet iyi. Kerim, Demir, Melek, sen. Bir arada olmaya çok alıştınız tabii. O zaman abimi de Demir'i de İstanbul'a döndürmeliyiz. Değil mi? Evet. İskenderun'a bir gidelim bakalım. Demir'le bu konuyu konuşacağım zaten. Bu arada Defne'yi de görmüş oluruz. Kardeş olarak en önce ben görmeliydim ama. Sizler daha farklı düşünürsünüz Leyla'cığım. Bu işleri biraz da büyüklerin inisiyatifine bırakmak lazım. O zaman daha sağlam adım atılmış olunur.